Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 5. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız bir noktanın köşelerle oluşturduğu doğru parçaları arasındaki ilişki. Arkadaşlar dikdörtgenin içerisinde ya da dışarısında bir nokta aldığımızda karşılıklı köşelere çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşittir. Yani a kare artı c kare neye eşitmiş? b kare artı d kare eşitmiş. Bu nokta dışarıda da olsa yine aynı şekilde. Yani dışarıdaki bir nokta ea'nın karesi artı ec'nin karesi neye eşitmiş? eb'nin karesi artı ed'nin karesine eşittir. Arkadaşlar bunun ispat yöntemiyle çözebilirsiniz. Aslında konu anlatımında da ispatını da gösterdim. Ama ispatı biraz uzun olduğu için biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden bunu bilmeniz lazım. ÖSYM bazen sürpriz yapabiliyor. Özellikle paralel kenar ve dikdörtgendeki böyle e, kıyıda köşede kalmış özellikleri karşımıza çıkarabiliyor. O yüzden bunu bilseniz sizin açınızdan faydalı olacaktır. Evet hemen örnek soruya bakalım. E, burada örnek soruda şurayı kaç vermiş? 14 vermiş. E burada karışık bir soruymuş gibi gözüküyor. Biz şuradaki uzunluğu bulursak öncelikle şuraya bir A diyelim. Bak dikdörtgende E noktasından bütün köşelere çizgiler çizilmiş. Yani burada nedir bu? A'nın karesi artı kök 7'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 14'ün karesinden A'yı buluruz. A buradan 15 çıkıyormuş. 12-15'in üçgeni 9. E tamamı 14'tü. 5 kaldı buraya. 5, 12, 13'ten de burayı da 13 diye buluruz arkadaşlar. Tamam çözümü de çok güzel bir şekilde anlatmış. Biz ne yapalım? Şimdi çözümlere başlayalım. Birinci sorudan itibaren. arkadaşım ne yapacaksın? Hemen x'in karesi yani karşılıklı köşeler. Yani x'in karesi artı 20'nin karesi eşittir. 10'un karesi artı 30'un karesi diyeceksin. E, buradan böylelikle cevabı da ne bulacaksın? 10 kök 6 olarak bulacaksın. İşlem. Tamam cevap böylelikle e şıkkı çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Hocam böyle bir şey var mı? Var tabii ki. Bak köşelerden E noktasından köşelerden karşılıklı köşelere çizilen uzunluklar var mı? Aslında var. Yani dikdörtgen üzerinde de olabilir arkadaşım bu. Yani 6'nın karesi artı 7'nin karesi eşittir. 9'un karesi artı x'in karesi şeklinde sonuca ulaşabilirsin. Ama bence bu şekilde yapmaktansa hocam burada direkt dik üçgen var. 81'den 49 çıkarsa 81'den 49 çıktığında kaç kalıyor? 2, 32 mi kalıyor? Evet. Burası kök 32 yaptı. E burası kök 32 ise Burada da bir Pisagor yapınca 6'nın karesi eşittir. 32 kök 32'nin karesi artı x'in karesi. Yani 36 eşittir 32 artı x kare olduğundan 4 eşittir x kare olacağından x de böylelikle kaç buluruz arkadaşım? x de böylelikle 2 olarak buluruz. Yani bizden de 2 isteniyor. Öyle her soruda da bu formülü uygulayacağız diye bir şey yok. Özellikle formülsüz çözülebiliyorsa ben soruyu formülsüz çözme taraftarıyım arkadaşım. Evet ikinci soruyu böylelikle A seçeneği bulduk. Geldik üçüncü soruya. Şimdi üçüncü soruda da yine aynı şekilde. Hocam e, karşı, E noktası var. Bütün köşelere gitmiş. Yani 4'ün karesi artı 9'un karesi eşittir. Burayı bulacağız öncelikle. Şuraya bir h diyelim. H kare neye eşittir? 4 çarpı 9. Çünkü niye? Dikten dik çizilmiş. Öklit bağıntısı var. 4 kere 9 36'dan h'ı böylelikle kaç buluruz? 6 buluruz. Yani 4'ün karesi artı 9'un karesi 6'ın karesi artı x'in karesinden sonuca ulaşabiliriz. Ama bunu yine formülsüz bulabiliriz. Hani bir önceki videoda köşegene çizilen yükseklikten bahsetmiştik. Her zaman çizmiyorduk. Bir köşeden çizilmişse karşı köşeden de çizeriz diye söylemiştik. Hop şuradan çizersem. Çünkü bu çizilen yükseklikler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hatta 6'ya 6. Ayırtları yerler de birbirine eşit oluyordu. Çünkü niye? Şuradaki üçgenle şuradaki üçgen eş üçgen olduğundan dolayı. E burası 4 ise burası da 4'tür. Buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Bir pisagor bağıntısı olayı bitirir. X'in karesi de buradan 5'in karesi artı 6'nın karesi olacağından. 25 artı 36'tan 61 çıktı. Böylelikle x de kök 61 diye buluruz. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik dördüncü soruya. Çekil 1'de verilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir tahtanın B ve D köşelerindeki çivilere bağlanmış gergin lastik tam ortasından E noktasına kadar çekilerek şekil 2 elde ediliyor. Evet tam ortasından böyle uzantısıyla çekiliyor. Tam ortasından çekilince şunlar birbirine eşit mi olacak? Hayır bak uzuyor böyle arkadaşlar. Burası fazla uzuyor burası biraz daha kısa uzuyor. Zaten EA'yı kaç vermiş? 3 vermiş. Sonra ED'yi kaç vermiş? 7 vermiş. Ve sonra EB'nin uzunluğunun da 9 vermiş. E biz burada ne yapacağız? Hocam bu dikdörtgen paraya kenar gibi gözüküyor ama bakış açısından dolayı öyle gözüküyor. Dikkat et buna. Bu bir dikdörtgen. Dikdörtgen de dışarıda bir nokta aldığımız zaman karşılıklı köşelere çizilen uzunlukların kareleri toplamları. Yani 7'nin karesi artı 9'un karesi eşittir. E'den A'ya çizilen uzunluk kaç? 3'ün karesi artı EAC doğrusal demiş. E'den C'ye kadar çizilen uzunluk da şuraya x olursam x artı 3'ün karesine eşit değil midir? Evet. Burası 49 artı 81 artı 9 öbür tarafa x9 diye gelsin eşittir x artı 3'ün karesi oldu. E Buradan böylelikle ne oldu? 40 ve 121 mi yaptı? 121 eşittir x artı 3'ün karesi yaptı. E böylelikle x artı 3'ün karesi 121 ise x artı 3 kaç çıktı? 11 çıktı. Ve x'i de kaç bulduk arkadaşım? 8 bulduk. Evet x 8. Neresi? Şu köşegen 8. Bu bir dikdörtgen. Dikkat. Et. Bu 8 ise burası 4, 4. E dikdörtgende şu parçaların hepsi birbirine eşit değil miydi? Evet. O zaman burası da 4, burası da 4'tür. Toplamda da uzunluk kaç yapar? 8 yapar. Dolayısıyla 4. soru. Doğru cevap böylelikle D seçeneği çıktı. Geldik 5. soruya. Şimdi şurası eşit verilmiş. Hocam bir kere burada ne var? Alfa alfa açıya dal diyor soru bana. Şuraya beta dersem. Hocam alfa ile betanın toplamı ne? 90. E şurası o zaman 90 derece oldu. Güzel. Burada bir Pisagor bağıntısı çıktı. O zaman arkadaşlar şurada da bir şey var ya. Görüyorsunuz. E, F kaçtır diye soruluyor. Ben buraya bir A diyeyim. Şuraya bir B diyeyim. E, şurası da B mi oldu? Evet. Dikdörtgen içinde bir nokta alınmış. Köşelere gitmiş böyle. Bu karşılıklı köşelerin kareleri toplamları birbirine eşit değil miydi? Evet yani a kare artı b kare buradan a kare artı b kare Neye eşit olacaktır? 5'in karesi artı 2 kök 6'nın karesine eşit olacaktır. E buradan a kare artı b kare neye eşit oluyor gençler? 25 artı 24 eşit oldu. 49 eşit oldu. E bizden ne isteniyor? Şu x. Burada da bir pisagor bağıntısı yapacak olursam. x kare de a kare artı b kare eşit değil mi? E a kare artı b kareyi biz zaten 49 bulduk. x kare 49 ise x de böylelikle kaç çıkar? 7 çıkar arkadaşlar. 5. soruyu böylelikle C-Han bulduk. Geldik 6. soruya. Evet BT'yi kaç vermiş? 1 vermiş. CT'yi kaç vermiş? Kök 30 vermiş. DT'yi kaç vermiş? 15 vermiş. Bizden ATM isteniyor. Evet dışarıda bir nokta var. E, bütün köşelere gitmiş. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları 15'in karesi artı 1'in karesi eşittir. X'in karesi artı diğer karşılıklı köşeler şu ve şu değil mi? Evet x'in karesi artı kök 30'un karesi olacaktır arkadaşlar. E buradan yapalım hadi. 225 artı 1 artı 30 bu. Eksi 30 diye geçsin öbür tarafa. Eşittir x kare eşit olacak. 226 yani 226'dan 30 çıkınca 196 yaptı. E x kare 196 ise x de böylelikle ne çıkar? 196 14'ün karesidir. Dolayısıyla x'i 14 olarak buluruz. Yani böylelikle 6. sorunun doğru cevabı A seçeneği oldu. Geldik 7. soruya. Evet şurada bir şeyler verilmiş. EC uzunluğunu kaç vermiş? 10 vermiş. EB'nin uzunluğunu 17 vermiş. ED'nin karesi artı EA'nın karesi. ED ve EA'nın kareleri toplamları verilmiş. Şuraya A diyelim. Şunun da tamamına B diyelim. Aslında formülden yapabilirsiniz. E noktası bak D'ye gelmiş. A'ya gelmiş. C'ye gelmiş. B'ye gelmiş. Normalde nereden yapabilirsiniz arkadaşlar? Normalde işte E'den. C'ye ve A'ya giden 10'un karesi artı B'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 17'nin karesi deyip o şekilde işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta burada A kare artı B kareyi de ne vermiş? 261 olarak vermiş. Bunu da kullanırsınız. E ama burada formüle bence gerek yok. Çünkü ne yapabiliriz burada? Hocam bir burada Pisagor var. Bir de büyük üçgende Pisagor var. Şurada Pisagor var. Hocam iki Pisagor yapacağız. A ikili Pisagor'da Şuraya bir y diyecek olursam burası y'ken burası da y değil mi? Her ikisinde de, de y kenar ortak değil mi? Evet. O zaman bir burada Pisagor bir de büyükte Pisagor y'yi yalnız bırakarak y kare. Çünkü ortak kenarlı hipotenüslerde ya da eşit kenarlı hipotenüslerde o eşit or ortak kenarı ya da eşit kenarı yalnız bırakıyorduk. Y kare neye eşittir? Şuradaki yukarıdaki üçgende onun karesi eksi a'nın karesine eşittir. E şuradaki dik üçgende y kare neye eşittir? Y kare de buradan 17'nin karesi eksi b'nin karesine eşittir. Yani 17'nin karesi eksi b'nin karesine eşittir. Her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit oldu. O zaman buradan bunu öbür tarafa atarsam b kare eksi a kare 17'nin karesi eksi 10'un karesi. 17'nin karesi eksi 10'un karesi de 17'nin karesi kaç yapıyor? Vallahi 289 mu yapıyordu? Neyse ben bunu şöyle açayım. 17 eksi 10 ve 17 artı 10 şeklinde açayım istersen. Burası kaç çıktı? 7. Burası kaç çıktı? 27. 7 ve 27 değil mi? Evet 7 ve 27. 27 ile 7'yi çarparsam 7 kere 7 49. 7 kere 2 14. 14 kaç yapıyor? 17'nin karesi eksi 10'un karesi. Bir saniye. 17'nin karesi kaç? 289. 189 yapıyor işte ya. 7 kere 7 49. 14. Evet 189 yaptı arkadaşlar burası. Tamam. Şurasına 189 diye yazalım. Tamam mı? 289 eksi 100'den 189 yaptı. B kare eksi A kare. E adam bize ne vermiş? ED'nin karesi. Yani A kare artı B kareyi de zaten ne vermişti? 261 vermişti. Arkadaş A kare artı B kare eşittir 261. B kare eksi A kare de eşittir 189 ise taraf tarafa toplarsam A kareler gidiyor. 2 B kare eşittir. Bu 0, 8, 6, 14. Bu 5, 3. Bu da 4 yaptı. Ee, o zaman 225 yaptı. B kare eşittir 225'ten. B'yi de kaç buluruz? 15 diye buluruz. Bizden çevre ABCD isteniyor. A, B, C, D. E o zaman B'yi kaç bulduk? 15 bulduysak. B yerine de bir tanesini de yazalım arkadaşlar. Yukarıdakini de yazalım istersen. B yerine 15 yazdığımızda A kare artı B kare eşittir 261 olduğundan B yerine 15 yazdığımızda B kare 225 ya. E, 225, 261'den 225 çıkınca kaç geliyor? Sanırım 36 geliyor. O zaman A'yı da böylelikle 6 buluruz. A 6 ise 15'ten 6 çıkınca ne kaldı buraya? 15'ten 6 çıkınca 9 kaldı buraya. E 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden burası da 8 çıktı. E o zaman olay bitti. Keşke hissetseydik ya. Niye hissetmedik biz burada gençler? Neyse devam. E, 9 ve 8 bulduk. Çevre ABC'de de o zaman 9 artı 8'in 2 katı yapar. Yani 34 yapar arkadaşlar. 7. soru böylelikle ne çıktı? E direbit çıktı. Geldik 8. soruya. Evet ABC'de dikdörtgen ve şurada 4 kök olarak verilmiş. Ne verilmiş başka? AC'yi 13 vermiş. Evet şu AC'yi 13 vermiş. Şurası da 90 derece demiş. Arkadaşım şuraya bakacak olursanız. Burada bu köşegen 13. Diğer köşegeni de çizersem bu da 13 değil mi? Evet. Sonra burada dışarıda bir nokta alınmış. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları. Yani şuradan ve şuradan çizilen uzunlukların kareleri toplamları. A. Şu A ve B diyecek olursan. A kare artı B kare zaten Buradaki dik üçgenden neye eşit? 13'ün karesine eşit değil mi? Çünkü köşegenler birbirine eşitti. 169'a eşit olacak arkadaşlar. 13'ün karesi yani 169'a eşit oldu. Bizden ne isteniyor? AE isteniyor. Hocam şuradan çizilen bak şimdi. Dikdörtgenin dışında bir nokta alınmış. A kare artı B kare değil mi bu? Evet A kare artı B kare de yine aynı zamanda neye eşittir? Buradan karşılıklı köşeler C ve A yapıyor. Yani 4 köküçün karesi artı x'in karesine eşittir aynı zamanda. 4 köküçün karesi artı x'in karesi eşittir. E biz burayı 169 diye bulduk. 169 eşittir. Bu 16 çarpı 3'ten 48 artı x kare eşit oldu. Buradan 121 eşittir x kare yaptı. x de böylelikle kaç çıktı? 11 çıktı. Dolayısıyla 8. sorunun doğru cevabı da böylelikle denizli oldu. Ve böylelikle 5. bölüm testini de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 6. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.